Evet, merhaba arkadaşlar. TYT Geometri Soru Bankası, dairede uzunluk ve alan, test türü, son testi, dairede uzunluk ve alanın soru 1 ile devam ediyoruz. Bakın, üçgen alanı sorulmuş. AF ile PE paralel verilmiş arkadaşlar. Şimdi paralel iki doğru arasında alan kaydırarak hareket edeceğim arkadaşlar. Bakın, tabanı PE, PE'yi oynatmadan tepesi olan A'yı arkadaşlar F'deymiş gibi düşünüp tabanla birleştirirsem alan değişmiyordu arkadaşlar. Çünkü taban değişmiyor. Zaten paralel iki doğru arasında yükseklik de değişmediği için alan değişmiyordu. Yani bizden istediği aslında alan neye eşit? Alan F, P, E'ye eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın, burası 6. Çizdiğim FP de 6 arkadaşlar. Şimdi bu çizdiğim FP buraya dik olacak. Teğet noktası olduğu için. Şimdi paralelliği kullanıp Z görürseniz arkadaşlar, bu 90 ters açıdan buraya gelir. Bir bulacağım alan FPE bir ikizkenar dik üçgen olur. O da 6 çarpı 6 bölü 2'den 18 bursa gelir. Evet, soru 2 arkadaşlar. Bakın, aynı merkezi iç içe geçmiş daireler var. Burada yine benzerlik yapacağız arkadaşlar. Bakın, OB'ye 40 demiş. OD 41. Buraya 1 santim kalır. DE yayı 123 santim demiş. Şimdi BC yayına X diyelim arkadaşlar. Bakın, benzerlik yapabiliyoruz. 40'ın 41'e oranı, X'in 123'e oranı olacak. Bakın, 123 41'in 3 katı olduğu için 40'ın 3 katından x arkadaşlar 120 santim gelir. Bir de bakın, AC yayını tamamını 123 vermiş. O zaman AB'ye ne kalır? 123 eksi 120'den 3 santim, yani Ceyhan kalır. Evet, soru 3 arkadaşlar. Şimdi bizden taralı alan istemiş. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Daha önce benzerlerini yapmıştık. Bakın, çapı gördüğü için 90. Aynı şekilde birleştirdim. Yine çapı görüyor, 90. Burası 180 olduğu için doğrusal oluyor. Yani DB köşegen. O zaman bu da köşegen olacak arkadaşlar. Bakın, şu 4 parça birbirine eşit. Şimdi ben bir de arkadaşlar şuradan şöyle bölüyorum. Bakın. Şimdi şuradaki parçayla, bakın, buradaki parça birbirine eşit. Zaten şu taralı alan karenin 4'te 1'i. Şimdi şuralar 4 4 olacak. Bakın, bu taralı alanı nasıl bulacağım? Şuradaki 4 birimlik karenin alanından ne yapacağım? Şuradaki bir çeyrek daire var arkadaşlar. Çeyrek dairenin alanını çıkartacağım. O da yarıçapı 4. Çeyrek olduğu için 4'e böldüm. Ne geldi arkadaşlar? 16 eksi 4 pi. Şimdi bu alandan bir de burada vardı. O zaman bunu 2 ile çarptım. Artı bir de buradaki büyük karenin 4'te 1'lik alanı. O da zaten bir kare oluyor. Bir kenarı 4 olan. 4'ün karesini ekledim. 32 eksi 8 pi artı 16'dan cevap 48 eksi 8 pi, yani bursa gelir. Evet, soru 4 arkadaşlar. Bakın, burada S1 ile S2 taralı alanlarını birbirine eşit vermiş. Şimdi şurada arkadaşlar, bakın, şuraya S dersem, o zaman S artı S2 ile S artı S1 de eşit olur. S artı S2 dediğimiz alan ODC üçgeninin alanı. S artı S1 dediğimiz alan çeyrek daire alanı arkadaşlar. Şimdi burası 8. Şimdi ODC'nin alanı 8 çarpı, dik kenarları çarpıyorum, 8 artı x bölü 2 eşittir çeyrek dairenin alanında pi çarpı 8'in karesi bölü 4 olacak. Bakın, bu 8 ile kare gidecek. 4 ile 2'yi sadeleştirdik. 2 ile 8'i sadeleştirdik. Buradan 8 artı x 4 pi kalır. Buradan da x 4 pi eksi 8 olur arkadaşlar. Bakın, bunu dağıtırsanız B şıkkını 4 pi eksi 8 olduğunu göreceksiniz. O yüzden doğru cevap bursa.
Evet. Soru 5 arkadaşlar. Bakın burada yarım daireler var. Şimdi bütün daireler benzerdir arkadaşlar. O yüzden benzerlik oranında yarı çaplar oranı veya çapları oranında şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi bakın bunun çapı 5. Büyük dairenin yarı çapı 7. En büyük dairenin yarı çapı 11 arkadaşlar. Şöyle yazalım. 5, 7 ve 11. Şimdi 5 ve 7'lik daireleri oranlarsak alanlar oranı, benzerlik oranı yani yarı çaplar oranının karesinden 25 bölü 49 gelir. O zaman bu alana 25 s dersek tamamı ne olacak arkadaşlar? 49 s olacak. 25 s çıkarırsak buraya 24 s gelecek. Şimdi 7'lik daireyle 11'lik daireyi düşünürsek buradaki benzerlik oranı 7 bölü 11, alanlar oranı 49 bölü 121 olur. Bakın burası 49 s'ti. 121'den 49 s çıkarırsak o zaman geriye 72 s kalır. S1 72 s, S3 25 s, S2 24 s'ti. S'ler gider. Cevap buradan 97 bölü 24 Adana gelir. Evet, soru 6 arkadaşlar. Bakın aynı merkezli daire dilimleri verilmiş. Burada benzerlik yapabiliyorduk. Bakın CD yayın uzunluğuna x dersek 12'nin 18'e oranı 8'in x'e oranı olacak. Buradan içler dışlardan arkadaşlar x 12 gelecek. Ve bakın buradaki taralı alan arkadaşlar bir yamuk gibi düşünebiliyoruz. Yamuğun alanı neydi? Üst taban yani 8. Alt taban x 12 bulduk. 2'ye böldük. Çarpı yükseklikte arkadaşlar. Yüksekliği de burayı 6 olarak düşünebilirim. Yani aslında bunu dik yamuk gibi diyelim. Yükseklik şu yan kenar oluyor çünkü. Buradan da cevap 60 yani Denizli gelir. Evet, soru 7 arkadaşlar. S1 bölü S2 oranı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın ben şu beyaz bölgeye S diyeceğim. S1 artı S'lik alan çeyrek dairenin alanı olacak. Yarıçapı 6 olduğu için 4'e böldüm. Buradan S1 artı S 9 pi gelir arkadaşlar. O2 merkezli çemberin yarıçapını da 3 vermiş. Orada da S2 artı S dairenin alanı. Yarıçapı 3 olduğu için pi çarpı 3'ün karesinden. Bakın bu da 9 pi. Demek ki buradan S artı S2, S artı S1'den S'ler giderse S1, S2 eşit olur ve oran da 1 olur arkadaşlar. Doğru cevap Adana. Evet, soru 8 arkadaşlar. Bakın bir koyun otlatma sorusu. Şimdi tabii burada bakın A noktasında bir koyun var. Burada bir bina var. Bir kenarı 6 olan kare şeklindeymiş. Burada bir D doğrusu. Tabii bu D doğrusunun aşağısına gelmeyecek arkadaşlar bu koyun. Şimdi bu koyun arkadaşlar bakın 14 metrelik iple bağlanmışsa en fazla A noktasından 14 birim uzaklıktaki noktalara gidebilir. Yani A noktasına eşit uzaklıkta olur. Demek ki bu bir daire dilimi tarar arkadaşlar. Yarıçapı 14 olan. Ama dikkat edin buradan başlar. Bakın şöyle gider. Ve burada şekil kötü çıkacak arkadaşlar. Kağıdınız yetmediği için. İstiyorsanız şöyle yapalım. Soruyu şöyle bir kenara alalım. Bakın şuradan şöyle göstereyim ben size. Şimdi karenin bir kenarı kaçtı? 6 santimdi arkadaşlar. Şimdi koyun burada bağlı. Bakın buradan en fazla nereye kadar gidebilir bu koyun? Buraya kadar gidebilir. Yani A noktasından dönmeye başlar. A'yı merkez olarak düşünürsek bakın bir daire dilimi oluşturur. Ve bakın o ipin 6 santimlik kısmı buraya takılır. O zaman burada 8 santim. Yani daha fazla buradan gidebilir ama 14 santim yarı çapla gitmez. O yüzden burada taradığı alan bakın 90 derecelik bir daire dilimidir. Yarı çapı 14 olduğu için 14'ün karesi bölü 4. Bu da arkadaşlar 49 pi gibi. Şimdi buradan itibaren arkadaşlar sanki
Bakın buraya B noktası dersek, B noktasından artık ip 8 santim gibi düşünürsek 8 santim uzağa gidebilir B noktasından. O da bakın 8 santimlik bir yarıçaplı daire dilimi oluşturur. Yani şu kadarlık bir alan otlayabilir. Bu da pi çarpı 8'in karesi bölü 4'ten 16 pi gelir arkadaşlar. Ve en son bakın, tabi burası 6 santim, ip 8'di. Şurada 2 santimlik bir ip kalmış oldu. Şimdi artık arkadaşlar C noktasından artık 2 birim uzaklığa kadar gidebilir. O da bakın şöyle 2 santimlik yine çeyrek bir daire dilimi oluşturur. Bu da arkadaşlar pi çarpı 2'nin karesi bölü 4'ten pi'dir. Bakın bunları toplarsak ne gelir? 65 pi gelir. Şıklara da bakarsak 66 gelir arkadaşlar. O da doğru cevap denir. Evet. Soru 9 arkadaşlar. Bakın iki farklı giriş, ikisinin ayırdığı toplam alanı soruyor bize. Şimdi bakın bu yaylar toplamı ölçü olarak 180 dereceymiş. O yüzden ben şu 16'lık girişi bunun ucuna ekliyorum arkadaşlar. O yüzden bu taralı alanı da buraya almış olurum. Bu y derecelik yayı da buraya almış olurum arkadaşlar. Şimdi x artı y 180 ise demek ki arkadaşlar bu çemberin yarısıdır. O zaman buraya birleştirsem çap olur. Bu çapı gördüğü için 90'dır ve 12, 16 ne üçgeni gelir? 20 üçgeni gelir. Bu iki taralı alanın toplamı nedir o zaman? Yarım dairenin alanından dik üçgenin alanını çıkartırım. Yarım dairenin alanı bakın çap 20, yarı çap 10 olduğu için 2'ye böldüm. Eksi dik üçgenin alanı da 12 çarpı 16 bölü 2'dir. Buradan cevap 50 pi eksi 96 yani Edirne gelir. Evet, soru bu. Yarıçap aralığı 6 santim olan şekildeki 5 çember birbirini dıştan teğettir. Tamam. Teğet gördüysem hemen merkezden teğetleri dik çiziyordum. Bakın daha soruyu okumadan hemen çizdim. Hemen şuradan da teğet noktalara şöyle çizmem lazım da. Olmuş oldu. Şöyle yine merkez burası olsun. Ve böyle merkez burada olsun. Böyle, böyle ve hatta biz birbirine teğet olan çemberler gördüğümüz zaman hemen merkezini birleştirip bunun merkezi böyle olsun. O zaman birleştirirsem hepsini şöyle olur. Bu şöyle olur. Bu şöyle olur. Şöyle. Unutmayın arkadaşlar, teğet çemberler varsa merkezini birleştir. Çembere teğet veya kiriş çizilmişse hemen onları dik çiziyoruz. Peki. Şimdi arkadaşlar yarıçap 6. O zaman burası 6. 6, 6, 6. Hepsi 6. Bunları yazalım. Burası 12 yaptı. O zaman burası 12'dir. 12 yaptı. 12'dir. 12. 12'dir. Burası da 24 yaptı. 24'tür arkadaşlar. Peki. Benim şimdi bu ipin boyunu... şimdi soruyu okuyalım. Soruyu hiç okumadan bu kadar işlem yaptım arkadaşlar. Şimdi bunları bilmeniz lazım. Soruda teğet varsa hemen merkezden teğete dik çiziyorsunuz. Yarıçapı 6 santim olan şu şekildeki 5 çember birbirini dıştan teğettir. Tamam. Teğet. Bunu okudum. Bu cümleyi okudum ve bu kadar işlem yaptım arkadaşlar. Çemberler şekilde gergin bir iple çevrelenmiştir. Yukarıdaki verilere göre ipin uzunluğu kaçtır diyor. İpin uzunluğunu istiyor. Şimdi ben ipin şu uzunluklarını buldum. Bana şimdi ne lazım? Burası lazım. Burası lazım. Burası lazım. Bir de burası lazım arkadaşlar. Bunları da bulursam ben ipin boyunu bulmuş olurum. Ne kadar ip kullandım bulmuş olurum. Şimdi arkadaşlar. Şu açıyla şu açının toplamı 180'dir. Aynı şekilde bununla şunun toplamı da 180'dir. Çünkü yöndeş açılardan geliyor arkadaşlar bu. Peki 180 bunlar. 180 bunlar. O zaman hepsinin birleşimi 360. Yani aslında şu parçaların hepsini birleştirirsem 360 yani bir çember yapıyor. Peki bir çemberin çevre formülü neydi? 2 pi r. Yani 2 çarpı pi çarpı r'si kaç? 6. 12 pi yaptı. Peki 12 pi kırmızı olanlar. Mavi olanların toplamı kaçtı? Hepsini toplarsam 12 artı. Buradan pardon 12, 12 bir de 24 var. Toplarsam 60 artı 12 pi yapar arkadaşlar. Evet, güzel söyledi.
Evet. Burada bir taşıma var. Ne yapmış şeklimizi bakalım. Arkadaşlar şu AB, BC, CD, ED hepsi 20 artı pi'miş. Yani şurası 20 pi artı 8'miş. 20 pi artı 8'miş. Hepsi 20 pi artı 8 bulundukları. P merkezi yarıçapı 8 santim çember şekildeki tekerlek basamakları sürekli temas ederek şekilde yuvarlanarak birdeki konumdan ikideki konuma geliyormuş. Yani buradan buraya geliyormuş. Yani arkadaşlar P merkezin aldığı yol merkez. Bir merkezin yolunu takip edelim. Merkez böyle girdi. Tekerlek böyle giderse. Şimdi tekerlek şuraya geldi. Merkez burada. Peki şu an tekerlek böyle dönecek. Yani şuraya gelecek tekerlek. Merkez buraya gelecektir. Peki arkadaşlar bu tabii ki burada gösterildiği gibi merkez öyle bir hareket çizmeyecektir. Nasıl bir hareket çizecektir? Şöyle oval bir hareket çizecektir. Şöyle. Sonra buradan buraya gelmiş. Böyle buraya kadar gelmiş. Şimdi yarıçapı kaçmış? 8'miş. Yani sonra buradan buraya kadar gelmiş. Bunun mavi ve kırmızı önemli çünkü. Peki. Şimdi arkadaşlar şurası 8. Buranın tamamı da 20 pi artı 8'di. Burası da 20 pi artı 8'di. Peki o zaman tabii şurası şöyle şurada buna karşı gelecek. Bu da şöyle şuraya karşı gelecek. Şimdi arkadaşlar burada bir çeyrek bir çember oluştu. Yani bu çeyrek çemberin çevresinin çeyreği kırmızı bölgedir. Bir de mavileri bulacağım. Şimdi burası 8 ise bunu böyle hemen teğete dik çizdim. Burası 8'dir. O zaman buraya 20 pi kalır. O zaman burası 20 pi'dir. Aynı şekilde buradan teğete dik çizersem burası 8'dir. Burada dik çizdim. O zaman buraya 8 kaldı. O zaman buraya 20 pi kaldı arkadaşlar. O zaman şurası 20 pi'dir. Ne yaptım? Maviyle çizdiğim yerleri buldum. Yani 20 pi artı 20 pi. Bana neresi lazım? Şu kırmızıyla olan şurası. Çeyrek çember çevre uzunluğu lazım. Bu da nasıl buluyorduk? Hemen şuradan işlem yaparsak 2 pi r bölü 4 dersem bulurum orayı. O zaman 2 çarpı pi çarpı r 8 bölü 4. Buradan arkadaşlar 4 pi gidecektir. Yani kırmızı bölgede 4 pi. O zaman ben bu kırmızı bölgeyi de gidip buraya eklersem 4 pi cevap 44 pi olacaktır.